Sevgili Kapı Magazin izleyicileri, CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 2016 Kapı Fuarı'ndayız. Stand ziyaretlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi Turkish Door'un standı önündeyiz. Ercan Bey ile ürünleri ve firmaları hakkında küçük bir söyleşi yapacağız. Ercan Bey, iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Turkish Door kimdir, ne üretir? İzleyicilerimizi bilgilendirme amacıyla sizden alabilir miyiz efendim? Turkish Door adından da anlaşılacağı gibi Türk kapısı üretiyor. Türkiye'de bir benzeri olmayan alüminyum panel kapı üretiyoruz. Ki bu kapı yangın kapısı değil. Fakat yanmıyor kapı. Kapı 24 dakikada 630 derecede kullanılmaz hale geliyor. Dolayısıyla yangın kapısı üreticileri burada biraz şaşırtıyor. Onlarınki 18 dakikada 130 derece sıcaklığı baz alınan bir kapı üreticileri. Dolayısıyla bizim buradaki artı avantajımız kapının kendiliğinden yanmaması büyük bir avantaj. Bu kapının yapma sebeplerimizden bir tanesi özellikle yangınlarda yangın devam ederken kapılar yanıp da insanların kurtulmasına seçenek vermiyor. Dolayısıyla herhangi bir yangın durumunda bir evde bir iş yerinde kapıyı kapatın. 24 dakika 630 derece sıcaklığa maruz korunursunuz kendinizi. Dolayısıyla Turkish Door adı altında aşağı yukarı 3 ay oldu piyasaya sürüldü bu kapı ama daha önce de şirket bünyesinde alüminyum modüler zemin kaplaması yine cam kapama sistemleri şeklinde şirketimizin hizmetlerine devam ediyor. Peki bu ürünleri sadece yurt içinde mi değerlendiriyorsunuz, yurt dışı pazarınıza var mı? Var. Özellikle Orta Doğu pazarı çok ciddi ivme kazandı. Son bir ay içerisinde özellikle Katar, Dubai ve Kuveyt'te çok ciddi yatırımlar talepleri var. Bunları da biz karşılamakta zorlanıyoruz desem yeri olur. Çünkü bu kadar tahmin etmiyorduk. Özellikle kapıların kendiliğinden yani yanmaz bir kapı olması bu işi biraz daha hızlandırdı. Peki bu konuda belgelendirmeleriniz mevcuttur zannedersem. Farklı farklı belgeler almış. Çünkü kapıların yanmazlık belgesini üniversiteler olsun, laboratuvarlar olsun bunlara belgelendirebiliyor. Fakat buna daha gerek kalmadan kendi kapımızın üzerinde kullandığımız malzemelerin yanmazlık raporu bile kendisini doğrudan belgelendirmiş duruma getiriyor. Fakat yanmazlık raporu adı altında da üniversitelerden hazırlamış olduğumuz yanmazlık belgelerimiz mevcuttur. Peki fuarın 3. günündeyiz Ercan Bey. Fuarı değerlendirecek olursanız nasıl bir fuar oldu? Şöyle ki ilk 1 ve 2. günleri genellikle sakin olurken biz dün ve evvelsi gün beklentimizin üstündeydi. Bugün daha da çok bir yoğunluk var. Herhalde hafta sonu olsa gerek. Yani aslında ben bu 9. fuara çıkmama rağmen bu seneki fuar diğer yıllara nazaran biraz daha fazla. Fakat yurt dışı ziyaretçilerimiz daha yoğunlukta. Çok güzel. O yönde ben de şaşırdım açıkçası. Peki efendim 2016'ya girdiğimiz şu günlerde 2016 yılının nasıl bir yıl olmasını istersiniz? Buradan halkımıza, insanlığa bir mesaj verin dersek neler söylersiniz? Önce herkesin mutlu bir şekilde olmasını çok arzu ederim. Ya memleketimiz her geçen gün karışık bir durumda. Karıştıranlar Allah bildiği gibi etsin. Fakat şöyle bir durum var. İnsanlarımızın ekonomik olarak gelir düzeyini arttıracak politikalarımızı izlediğimiz sürece insanlar mutlu olur diye düşünüyorum. Temennim bu yönde. İnşallah. Teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Sağ olun.